Çanakkale'de ilk kez kullanılan haberleşme yöntemleriyle neler kaybettik? Denizaltılar, uçaklar, gemiler, balonlar, siperler ve cephe gerisiyle nasıl irtibat kuruluyordu? Casusluk ihtimaline karşı telsiz telgraflar nasıl şifreleniyordu? Çanakkale'nin sırları başlıyor. Çanakkale savaşlarında en önemli konulardan biri de haberleşmeydi. Bu konuda yoğun çabalar sarf edildi. Haberleşme sisteminden düşmana bilgi sızmaması için yoğun tedbirler alındı. Hatta 14 Mart 1915'te yabancılar tarafından kullanılan telefon şirketine el konuldu. Burada çalışan 55 yabancı ülkeyi terk etti. Bunların yerine 5 Türk mühendisi göreve getirildi. Haberleşmenin güvenliği için bilgiler kodlanıyor, bu şifre kombinasyonları da sık sık değiştiriliyordu. 1915 yılı başlarına kadar tespit edilen casusluk olaylarında kullanılan yöntemlerde iletişim kanalları ilk sırada yer alıyordu. Posta, telgraf, telsiz telgraf. Polis müdürlüğü gizli telsiz telgrafları ihbar edenlere para ödülü verileceğini vaat ediyor. Özellikle din adamlarının haberleşmeleri. Daha savaş başlamadan önce Büyükada Ruhban Okulu'nda Heybeliada Rum Ticaret Mektebi'nde telsiz telgraf alet ve malzemeleri bulunmuş, el konulmuştu. Çanakkale Savaşı'nda uçaklar ve balonlar Türk mevzileriyle ilgili bilgiler topluyordu. Bu bilgiler gemilere bildiriliyor, gemiler de bu koordinatlarla top atışına başlıyordu. Haberleşmede hız çok önemliydi. Özellikle 6-7 Ağustos çıkarmasından sonraki yoğun çatışmalar döneminde siperlerle cephe gerisi arasında iletişimin kopması facia düzeyinde kayıplara sebep olmuştu. Anzakların diktiği direkler arasına gerdiği tellerle oluşturduğu iletişim hatları koptuğunda hızlı koşan askerler devreye giriyordu. Cephelerde kısa mesafelerde askerler, uzun mesafelerde ise atlar kullanılıyordu. Cephede her an her şey değiştiği için gerekli bilgilerin hemen iletilmesi gerekiyordu. Yaşanan iletişim hatalarının ise bedeli çok ağır oluyordu. ...25 Ocak 1915'te kurulan 5. Ordu Komutanlığı emrine bir telgraf bölüğü verilmişti. Bölük Çanakkale merkezde, müfreze ise Mecidiye Tabyası'nın üst tarafında bulunan Gonca Tepe'deydi. Gonca Suyu Tabyası adı verilen bu tabya, diğer tabyaları korumak için en uygun yere konuşlandırılmıştı. Düşmanın telsiz görüşmeleri saptanıyor, denizdeki hareketlilik takip ediliyor ve büyük bir başarı elde ediliyordu. Haberleşme istasyonları tabyalara yakın yerlere kuruluyordu. İletişimin kesilmemesi için korunaklı yerlere yapılıyorlardı. Buraya gelen haberler hızlıca tabyalara iletiliyordu ve böylece savaşın gidişatına yön veriliyordu. Ordu karargahını menzil telgraf hatlarıyla memleket içindeki telgraf ve telefon şebekelerine bağlamak görevini telgraf müfrezeleri yürütüyordu. Tevfik Rıza ve arkadaşları buradan 20 kilometre ileride Ali Bey çiftliğine gittiler. Hemen direkt ve telsizi kurdular ve bundan 3 saat sonra Gonca Suyu ile konuşmaya başladılar. Düşman sinyalini sürekli radyo dalgaları göndererek bozdular. Bu sinyaller bir gözetleme uçağının Queen Elizabeth'in bombalaması için gönderdiği koordinatlardı. Dünya harp tarihinde belki de ilk yapılan elektronik savaş buydu. Gelibolu Yarımadası'nda Gelibolu Eceabat olmak üzere 2, Anadolu yakasındaysa biri Çanakkale merkezde olmak üzere toplam 11 posta ve telgraf nezaretinin telgrafhaneleri vardı. Anadolu yakasıyla Yarımada arasındaki merkezleri birbirine bağlayan Nara-Bigal arasına döşenmiş 3 denizaltı kablosu iki yaka arasındaki iletişimi sağlıyordu. Ayrıca Gökçeada ve Bozcaada ile haberleşmeyi sağlayan İngiliz tren şirketinin de bir denizaltı kablo hattı vardı. İşgal kuvvetleri karaya çıktıkları noktalarda direkler dikerek ve hatlar oluşturarak haberleşme oluşturmuşlardı. Çanakkale Savaşı haberleşmenin çok yoğun, çok çeşitli, çok dili ve çok zor şartlar altında yapıldığı bir savaştı. Cephedeki yazışmalar ve muhabirat kayıtları günümüzde de en değerli arşiv kaynakları arasında yer alıyor.